Bu Ayşenur'un anlattığı hikaye benim gözaltına alınıp tutuklanma tepkiler mepkiler. O arada parantez açayım. Sayın Kılıçdaroğlu çok ciddi ilgilendi benimle, onu söyleyeyim. CHP'den 7-8 tane milletvekili hem şeye geldiler, cezaevine geldiler. Ben hastanedeyken geldiler. Tek tek isimlerini söylemeye gerek yok. Turan Aydoğan benim avukatımdı zaten, şu anda milletvekili. Buradan Sayın Meral Akşener'e de geçmiş olsun dileklerimizi evet, o arada, gönderelim. O tabii, da bir koronadan COVID-19 dolayı. atlatıyor. Evet, tabii. Çok çok geçmiş Geçmiş olsun. olsun ona da. Doğru. Şimdi dolayısıyla tabii Yılmaz Özdil çok müthiş bir yazı yazdı. Siz de yazdınız. Şimdi Yılmaz'ın oradaki yazısı, hala her taraf kim beni görse işte Yılmaz seninle ilgili böyle bir şey yazmıştı. O yazıda hatırlarsanız ben işte eşim Jale'yi nasıl tavladım dan girmişti. Ben çünkü o zaman işte Suriye'den kaçak çay getiriyormuşum. Kaynanamı öyle tavlıyormuşum. İşte ondan dolayı da işte eşimi tavlamışım filan. Yılmaz onu bayağı güzel bir şekilde. Faydası oldu çayın. Aynen. Yılmaz onu çok güzel yazmıştı. Şimdi biz Ayşenur'la program yaparken bir gün Kasım 2015. Hatırlarsanız bu G20 toplantıları olur her sene. Evet. O G20 toplantılarından birisi de Antalya'daydı. O arada da Suudi Arabistan Kralı geldi. Tabii 50 arabayla mı 100 arabayla, işte biliyorsunuz böyle magazin tarafı da vardı. Ben de o gün programımız var. Ben de bunu anlatıyorum işte. Diyorum ki bak işte arabalarla geldi, şöyle geldi, böyle geldi. Bu işin gırgır tarafı. Ama işte bunlar Osmanlı düşmanı. Osmanlı'ya ilk ayaklananlar bunlardır, Suudlardır. İşte bunlar dünyada ve İslam aleminde en büyük baş belasıdır. Anlatıyorum, anlatıyorum. O arada da ağzımdan böyle kaçtı. Bunlar eşeği var eşek falan dedim. Kral için. Şimdi tabii o arada ben geri aldım lafımı. Yani yanlış söyledim. Şimdi de aldınız. Şimdi de şimdi aldın, tabii. Tabii. Şimdi Evet, tabii. şimdi ha, ha şimdi gırgır tarafı burada zaten. Ceza geldi bize Rütük'ten. 12 bin lira para cezası o zaman. Fakat ceza neden? Yani ben krala eşek, ola eşek falan demekten değil. Ayşenur niye üç... Nokta nokta. Evet, nokta nokta. Evet. Ayşenur neden bana 3 sefer hiç söylemediği için, susturmadığı için. Dolayısıyla bizim Rütük'le geçmişimiz o zaman başladı. Allah'tan Uğur abi söylüyor. Ben vallahi öyle söylüyorum. Hiç çekinmeden söylüyorum. Aynen böyle oldu. Bakın şimdi esas bir şeye gelelim. Dava açıldı. Krala hakaretten. O zaman çünkü Türkiye ile aramız iyi. Kralla Türkiye'nin arası Evet. iyi. Fakat bir sene sonra ben tutuklandıktan sonra kralla bizim aramız kötü oldu. Yani Erdoğan'la kralın arası kötü oldu. Çünkü kral öldü, başka bir kral geldi ama Suud ailesi. Dava kapandı gitti, yani bir sessizlik var. Ben tutuklandıktan, ceza yedikten sonra bir savcıdan bir kağıt hakkında bir dava var. Gittik, krala yaptığım hakareti Erdoğan'a hakarete çevirdiler. Allah Allah. Yemin ediyorum. Allah Allah. Duruyor, dosyalar orada duruyor. Allah Ve Allah. 6 ay hapis cezası aldım ben oradan dolayı. Allah Allah. Ve sonra AKP iktidarı Suud yönetimiyle Kavga. hakikaten kavgalı hale geldi. Hem de nasıl, adam geldi burada Evet, kafa evet. kesti. Evet. Kendi Adam vatandaşının kafasını evet kesti yani burada konsoloslukta, başkonsolosluğunda. 2 Ekim 2018'de. Evet. Ben demek ki doğruyu söylemişim o zaman. Yani eşeval eşek anlamında değil doğruyu söylemişim. Aman geri al. Sistem olarak tabii. Evet. Şimdi dolayısıyla o adam nefret ediyor ya, ben bilirim yani sülalesini de bilirim, tarihini de biliyorum, geçmişini de bilirim. Tarihin her şeysini bilirim. Osmanlı'dan nefret ederler, Türklerden nefret ederler, Müslümanlardan nefret ederler, Cumhuriyet'ten nefret ederler, Atatürk'ten nefret ederler. Ben bir gazeteci olarak buna dikkat çektiğimden dolayı ben niye ceza alayım ya? Niye ceza Aynı alayım? şey Birleşik Arap Emirlikleri için de Şimdi oldu. oraya geleceğim. Birleşik Arap Emirlikleri Evet. bana 2 milyar verecekti, vermedi biliyorsunuz. 10 binlarını verecekti, o da vermedi. Ayşenur da parasını istiyor şimdi durduk yerde. Şimdi geçenlerde biliyorsunuz bu adam Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanı buraya geldi. Kasım'da biliyorsunuz. Evet. Şimdi biz onunla ilgili... Reklama girmemiz gerekiyormuş. İstersen Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldik, oraya bir nokta koyalım. Nokta koyduk. Reklamdan sonra devam Herhalde. edeceğiz. Tabii. Tamam.